Turunç kabuğu reçeli nasıl yapılır? Bu videoda turunç kabuğundan reçel yapıyoruz. Ağacından toplanmış turunçların burada gördüğünüz gibi büyüklü, küçüklü, irili, ufaklı. Bunları güzelce ovalayarak yıkadım. Mis gibi yıkarken çıkan kokusu bile harikaydı. Daha sonra böyle havlunun üzerine aldım ve hepsini güzelce kuruladım. Şimdi ilk yapmamız gereken şey yıkayıp kuruladıktan sonra kabukları rendeyle almak. Bakın incecik alıyorum. Şöyle birazını almaya başladım bu arada. Tamamen beyaz kısmını bırakıyoruz. Altındaki sadece turuncu kısmını alıyoruz. Şimdi bunun için böyle bir rende de kullanabilirsiniz ince kısmını. Yapacağımız hareket çok önemli. Rendelerken şöyle 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 değil de tek bir hareketle aşağı yönde iniyoruz. Bakın aldı. Döndürüyorum hemen elimde. Aldım. Döndürüyorum. Kabuğundaki acı kısmı alıyoruz böylece. Reçel yapacağımız turunçların kabuklarını rendeledikten sonra içlerini de zaten aldık. Sularını sıkmıştık. Turunç ekşisi yapmıştım. Kabukları şöyle suyun içerisinde bir 3-4 saat kadar bekleteceğim. Bu suda bekleme aşamasını 2 kez tekrarlayacağız. Turunç kabuklarını şöyle şeffaflaşıncaya kadar bakın gözüküyor. 2 tur 20'şer dakika haşladım. Her haşlamadan sonra kaynamış suyu döküp soğuk su doldurup tekrar ettim bunu. Bu 20'şer dakika haşlamanın öncesinde de 2 tur böyle 4'er 5'er saat soğuk suda bekleterek acısını aldım. Şimdi doğrayacağım. Şimdi turunç kabuklarının sularını sıkarak turunç ekşisi yapmıştım. Onun için bunlar bu şekilde yarım yarımlar. Ama siz suyunu kullanmayacaksanız istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Şimdi ben de bunları ufak ufak şöyle üçgen parçalar halinde kesiyorum. Dilerseniz kare kare küp küp de doğrayabilirsiniz. Onun içine böyle şeritler yapıp ondan sonra şöyle kare kare kesebilirsiniz. Kabukları doğradıktan sonra sıra geldi. Şimdi bunun şerbetini hazırlamaya. Şerbet için de tabii ki şeker ve su ölçüsüne ihtiyacımız var. Meyvenizi yani elinizdeki kabukları isterseniz dijital tartınız varsa tartıyla tartın ve kabuk ağırlığı kadar şeker ve su ile bir şerbet hazırlayın. Şimdi ben de kolaylık olsun diye herkes de dijital tartı olmayabilir. Böyle bir kaseyle göstermek istedim. Bir su bardağı da olabilir sıkı sıkı dolduracağınız. Sıkı sıkı doldurduğum bu kaseyle şimdi kabukları ölçüyorum. Kaç kap kabuk varsa o kadar kap şeker ve su ile bir şerbet hazırlayacağım. Toz şekeri ölçüyorum. Silme yapmayacağım. Şöyle 1-3 kap kabuk var. Elimde 2-3 kap şeker koyuyorum. 3. Şimdi aynı şekilde 3 kap su. 1, 2 ve 3. Şimdi şerbetimiz şeker eriyinceye kadar kaynayacak. Daha sonra kabukları ekleyip kaynamaya devam edecek. Şerbetim hazır. Şimdi kabukları atıyorum ve güzel reçel kıvamı alıncaya kadar kısık ateşte ara ara da karıştırmak suretiyle kaynatacağım. Şimdi turunç reçelimiz hazır. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldular. Şimdi sıcakken altını tabii kapattım. Hemen kavanozlara dolduracağım. Bildiğiniz boy bir kavanoz kullanabilirsiniz. Şöyle sıcakken koyup ağzını kapatacağız. Vakumlayacak ve uzun süre reçelimizi muhafaza edebileceğiz. Dilerseniz bunları reçel gibi değil de sadece kabukları böyle kahvenin yanında çikolataya batırarak da sunabilirsiniz. Kapağını sıkıca kapatıyoruz. Ve şöyle ters çeviriyoruz. Evet, reçellerimiz hazır. Herkese afiyet olsun.